bir şey yapalım. Onunla konuşalım. Onu ver. Sıkıntı yok. Canı sağ olsun abim. İşlem tamam mı? Tamam. Biraz kuruyacak. Tamam. Ne yapıyor ondan sonra? Sonra fırça çekin. Paran yoksa benden olsun. Para var da büyük para var hoca. Al. Ama o çok dur abi. Olsun ya vallahi. Allah. O zaman bunu. Ha bunu tamam al. Oldu bak. Şimdi kabul et. Ol. Adın ne sir? Ömer. Ömer neresin? Süreyli. İyi. Yani ekmek parası zor iş olmadığı zaman abi, şey iyi. Güzel olmuyor, tadı olmuyor olmaz. Ekmek parası ya. Şimdi ben sana yaparım. Tamam gel otur. Gel otur orada. Oturayım mı? Evet. Yardım ettim mi sana? Tamam. Gel. Ben çıkarırım sana ben. Sen çay ister misin? Yok çay. Tamam. Sen çay mı söyleyeceğim ana? Evet. İstersen söyle. Başlıyor kazanım da çay söyleyeceğim ya. Yok yok istersen çay. Yok. Sen canı sağ olsun dayı. Sen de buraya otursun ama orada soğuk ya. Yok yok burada oturayım daha rahat edeceğim. Hasta mısın böyle? Yok yok yok. Her gün böyle bir sene yerde oturuyorum hiç hasta olamadım ki. Bir sene. Tamam. Hadi bir çay söyleyeyim sana ya. Ne? Hadi bir çay söyleyeyim ben sana. Ben söyleyeyim sana hadi. Yok yok. Hadi iç. Gerçek. Yok ben sana söylerim. Buyurun sana çay. Hoppa. Oh, kaç tane şeker atıyorsun? Bir. Buyurun. Gel seni elini bir öpeyim. Sağ ol. Borcun kaç lira? Yok benden olsun bu kadar. Olmaz olmaz. Yok abim hadi ya. Olmaz. Al bakın ne. Ne versen? Al beşini al şuradan bakın. Tamam alırım. Ömer'le yaklaşık bir yıldan beri tanışıyoruz. Suriyeli olduğunu söyledi. İlk ayakkabı boyamaya geldi. O şekilde tanıştık. Sonra sohbete başladık. Anlatmaya başladı. Babasını kaybettiğini, şehit olduğunu söyledi. Daha sonrasından annesini ve bakmakla yükümlü olduğu kardeşlerini söyledi. Okula gitmediğini öğrendim. Sonra Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçtim. Pek sonuç elde edemedik. Biz de dedik kendi göbeğimizi kendimiz keselim. Ömer'i her gün yarım saat, bir saat ders çalıştırdım. İlk önce alfabeden başladık tabii. Alfabede harfleri öğrettik. Mobil programla ve eşim de öğretmen bu arada. Onun da yardımıyla Ömer'e bir şeyler katmaya çalıştım. Ömer çok akıllı bir çocuk. Çok zeki biri. Çok sevecen biri. Biz Türkler gibi çok sıcakkanlı biri. Belki o yüzden daha yakın hissediyorum kendimi ama böyle çok topluma kazanılması gereken bir çocuk. Kaybetmememiz lazım. Ne yapıyorsun Ömer Efendi? Sevsin işte. Maşallah maşallah.
Ömer Efendi, sana bir tane yavru bulalım. Hep sende geçsin. Kaç lira? Bedava. Ben bulayım sana bir tane. Tamam. Tamam, parasını sana veririm. Ya para istemiyoruz ya senden. Dedi ki, abi dedi, benim cebimde para var ama kaç lira olduğunu bilmiyorum. Dedim ki, Ömer sen okuma yazmasını biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Saymasını biliyor musun? Bilmiyorum. Gel o zaman çıkart bütün paranı. Çıkarttı, masanın üstüne koydu. Genellikle 1 lira vardı. Bir de 5 liralar vardı. Ömer'le ikimiz böyle bir, bu bir eder, bu iki eder, bu üç eder derken bunu saydık parasını. 45 lira para yapmış. Sabah saat 7'de başlamış. Geldiği vakitte böyle işte akşam vaktiydi falan, yani ikindinden sonra. Dedim sen günde kaç lira kazanıyorsun? Dedi ki ben dedi günde 50 lirayla 60 lira arasında kazanıyorum. Ama dedi ben bilmiyorum. O zaman dedim yarın sen tekrar gel. Ertesi gün geldi. Kitapçıdan biz bir tane matematik kitabı aldım ben. Hani boz sayfa. Bir tane de kalem aldım ki heveslensin diye. Dedim ki buraya senin adını yazıyoruz. Ve sen her geldiğin zaman seninle matematik yapıyoruz. Dedim hadi adını yaz. Dedi ki ben yazmasını bilmiyorum. O zaman dedim hem alfabeyi öğrenelim hem matematiği öğrenelim. Ömer'le yazmasını öğrendi. Matematiği öğrendi. Böyle arkadaş olduk Ömer'le. Her zaman gelir Ömer yanıma. Küçük tatlı bir çocuktan daha fazlası var gerçekten onun içinde. Ya böyle bir çocuk tanıdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Yani. Özellikle şu son bir haftadır kendimi çok şanslı hissediyorum. Son bir haftadır etkinliğimiz var. Taş kağıt makas oynarız. Kazanan birbirine bir şey alır. Henüz beni yenemedi. 2-0. 1 oğlum bana ne? Yok 2-0. Yok 1. Yok 2-0. Ben karışmam. 2-0 tamam. Şimdi böyle yaptık ya. Tamam. Sen niye? Ben kazanıyorum ya. Sen böyle yapıyorsun. Bak sen de hile yapıyorsun ama. Sen hile yapıyorsun sen. Hayır sen. Hadi gel. Taş, kağıt, makas. Ay. Taş, kağıt, makas. Keyifler nasıl? İyi, keyiflerimiz iyi. Sen nasıl? Sen iyisin değil mi? İyi, elhamdülillah, şükür ya Rabbim. Hamama gittin mi? Daha gitmedim. Niye gitmedin? Çalışıyoruz işte. Ben seni götürür mü hamama? Niye? İyi, bir yıkanalım ikimiz ya. Bir telefonu bağlamıyor. Ona benim numarayı yazın. Tamam, bir de Erdal amcanın numarası yaz. Getir, cıvacak getir. Tamam. Tamam. Bir aydır gelmiyor. Ne yapalım çalışıyoruz, ne yapalım çalışıyoruz. Bunlara gel arada bak. Karaca kaç. Evet geliyorum da ama her gün geldiğim zaman herkes boyamaz ki. Her güne bir gel. O da bu olmaz. Bir hafta sonu gelir. Kanka bir haftaya kalma. Bak dolmuşçuların ayaklarını hep boyar. Onu ver. Tamam onu ver. Tamam mı? Daha bitmedi ki. Ha. Bak abilerin hepsi boyatacak. Tamam. Tamam. Allah bereket versin. Teşekkür ettik. Abi. Olmaz al. Ne ya dedim ben, sana şimdi ya? Olmaz olmaz. Olmaz canım, al dedim. Tamam tamam. Hadi. Tamam hadi. Allah bereket versin. Hoppa hadi gidelim. Ben çalıştığım yerden tanıyorum Ömer'i. Çok dürüst bir çocuk. Hakkı olmayan ücreti almıyor kesinlikle. Oralarda diyalog içinde gerçekten çok güzel. Türkçeyi düzeltmiş buralı olmamasına rağmen. Çok iyi kalpli bir çocuk. İhtiyacımız olduk sıra ayakkabımızı boyattık. İhtiyacımız olmasa da ihtiyacımız varmış gibi davrandık. Çünkü yardım almıyor. Müşteriler de çok sevdi Ömer'i. Geldi gitti Ömer. Gelip gittik sıra müşteriler Ömer'i sormaya başladı. İşte Ömer'i tıraş yapıyoruz. Para teklifinde bulunuyor. Tabii biz yardım niyetine yapıyorduk ama Ömer onu kabul etmiyor. Tabii ayakkabı boyuyor. Para vermekte de zorluk çekiyoruz Ömer'de. Almak istemiyor. Müşteriler sevdi. Ömer Karaman için bir gerçekten bir farklı bir yapısı var Ömer'in ya. O yüzden Ömer'i seviyoruz. Bir abimiz var burada. Suriyelilere karşı hani ön yargılı davranıyordu. Genelleme olarak yani toplumda o bayağı fazla.
Ama Ömer'i tanıdıktan sonra tabii değişti düşünceleri. Çünkü Ömer'i sevdi. Bir baktı cana yakın, samimi. Öyle olunca o abimizin bakış açısı da değişti yani Suriyelilere karşı. O da Karaman için bir tabii değişik bir izlenim bıraktı. Suriyelilere karşı iyi bir izlenim bıraktı. Onların bize bakış açıları için iyi izlenim bıraktı. O kadar efendi, terbiyeli, gerçekten yaşından çok çok olgun düşünen bir çocuk. Hayalleri var Ömer'in bu arada, polis olmak. Ben onun hani canını acıtmadan ama polis olmak için eğitim alman gerekiyor Ömer dediğimde önce karnımı doyurmam gerekiyor dedi ve gerçekten ben orada bittim yani bir anne olarak. Benim yaşım oğlumun yaşına yakın bir çocuk. Bir de bizim ülkemize ait bir çocuk değil aslında, hani Suriye'den geliyorlar. Kültür farklılığı olmasına rağmen Ömer bunları yenmiş yani. Ömer ben yaklaşık 6 aydır tanıyorum. Karaman'ın her yerinde görüyorum. Karaman'ın sembolü haline geldi neredeyse çocuk. Çok güler yüzlü. Karaman'a kısa sürede kendini sevdirdi. Güzel de ayakkabı boyuyor maşallah. Çok sempatik bir çocuk. Tebrik ederim, inşallah iyi yerlere gelir. Hani Suriyeliler hakkındaki önyargıları tamamen kırmış durumda. Onun sayesinde Suriyelilere daha bir sempatiyle bakılmaya başlandı. Allah yolunu açık etsin diyorum.